Merhabalar. Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Öncelikle sizden en büyük isteğim, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bu kanal tamamen neredeyse gönüllü olarak ilerliyor ve buradaki yorumlarınız, beğenileriniz çok çok önemli. En önemlisi de beğeni. Sizden ricam gerçekten bu konsepti herhalde bir 3-4 senedir yapmaya çalışıyoruz. Beğeni tuşuna basabilirseniz çok seviniriz. Sizden herhangi bir şey eksilmiyor benim için ama çok çok değerli. Lütfen sizden ricam beğeni tuşuna basmanız olacak. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Evet askerdeydik Ekim hisselerinde. Daha sonra bir ay ortası videosu yapmıştık. Onu izlemeyenler olduysa yine tabii önden böyle bir değerlendirme ve güncelleme yapacağız. Ve Kasım hisselerini konuşuyor olacağız. Kasım ayını ve piyasaları konuşuyor olacağız. Biraz daha hisse bazlı neden seçtiğimizi tek tek konuşarak ilerleyeceğiz. Öyle geri dönüşler vermiştiniz. Bu konuda da sizi dinle, dinlemeye çalışıyoruz. Aslında evet çok çok kötü bir aydı yine. Yani şöyle baktığımızda yüzde Borsa İstanbul yüzde ona yakın düşmüş. yüzde %9.07 düşmüş. Fakat bizim yani vakı olmasa herhalde çok çok başarılı bir ay ol, olduğunu söyleyebilirim. Burada her zaman söylüyoruz. Yani her zaman yükseleni değil de bazen düşmeyeni bulmak çok önemli olabiliyor. Biz burada yaklaşık kaç hissemiz varmış? 13 hissemiz varmış. 13 hisseden düşmeyen olarak gördüğüm 8 tane var. E, piyasanın en azından biraz daha altında kalan. Burada işte e, Özak ve Vakku'yu e, gerçekten sıkıntılı olarak görebiliriz. Yani iyi düşmüşler. Onun dışında bir de artı hisselerimiz var. Yani piyasa %10 eksi yaparken bizim e, artı yaptığımız hisselerimiz var. Ortalama olarak... Aslında Borsa İstanbul'un çok çok önündeyiz. Biz çok çok önündeyiz. Katılım tarafına baktığımızda biz katılım tümden biraz daha negatif ayrışmışız. Orada Pagyo ve Medikal Park öne çıkmış ama yine de ben endeksi geçtiğimiz için mutluyum. Tabi Borsa İstanbul'un bu halinden mutlu değilim. Umuyorum ki bir an önce düzeliriz. Yani zaten ay ortası videosunda konuştuk. Nasıl düzeliriz? Şu anki durumumuz ne? Neler olursa düzeliriz? Bunun üzerine konuştuk. O videoya bakabilirsiniz. Şimdi zaten endeksin grafiğine de bakacağız. Bizim toplam grafiğe de bakacağız. Şu anda düzelmemiz için çok daha farklı veriler görmemiz gerekiyor. Farklı bilançolar görmemiz gerekiyor. Toplam tarafa şöyle bir bakalım. Bir de toplam tarafa baktığımızda bu yılın ikinci en kötü ayını yaşadık. Ağustos'tan sonra eksi 5.45 yaparak yıllık ortalamamız aslında şöyle baktığımızda 2021, 2022, 2023'ün hepsinin altında seyrediyor şu anda. Aylık ortalamamız da şu anda diğer yıllara göre e, oldukça aşağıda. Bu şekilde gidecek mi? Tabii göreceğiz. Kasım ve Aralık ayımız var. Kasım ayı belki yine böyle çok parlak geçmeyebilir ama ben Aralık ayında biraz artık bir tepki verilebileceğini düşünüyorum. Şöyle baktığımızda da 2021 marttan itibaren en fazla böyle eksi gittiğimiz 4 ay üst üste 2023 yılının başı olmuş ve 2023 yılının sonlarında bir 3 aylık mesela bir eksi şeyimiz olmuş dönemimiz olmuş. 2024 yılında şu anda 3 ay eksi gördük. 4. ayda belki görebiliriz. Burada fakat böyle aşırı negatif olacağını düşünmüyorum ben açısı 4. ayda. Yine belki pozitife de dönebiliriz. Fakat Aralık ayında artık bir toparlanma olacağını ve en azından yıllık ortalamanın şöyle bir %50'nin üstüne çıkabileceğini hem ümit ediyorum hem de bekliyorum açıkçası. Çünkü seçtiğimiz şirketler ayrışıyor ve şey seçtiğimiz şirketler aslında fena bilançolar getirmiyor. Bir noktada da e, burada gerçekten güzel bir ayrıştırma sağlayacaktır diye düşünüyorum bize. Bu ayki tabii zarar ekleyince 100 bin lira sanal portföyümüzden zarar yazmış gözüküyoruz. E, 1 milyon 735 milyona düşmüş oluyor. Burada da karımız %1635'e düşüyor. E, gram altın 3 bin liranın üstüne çıktı. Orada %630 bir getiri var. Evet bu sene çok iyi bir dönem geçiriyor gram altın fakat sene daha bitmedi. Ve 2005 yılında da e, aynı karşılaştırmayı yapmak ve görmek daha mantıklı olacaktır. Yani zaten 2021 marttan itibaren çok net bir şekilde geçtiğimizi görebiliriz. Bir de iyi dönemde baktığımızda ne kadar geçtiğimizi daha rahat bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, BIST yüz endeksine şöyle bakmak gerekirse burada zaten ne kadar süredir acı çektiğimiz çok net bir şekilde gözüküyor. Ve hani buraların buraların 8600'lerin, 700'lerin, 500'lerin biraz da dip olduğunu da görüyorsunuz. Yani burada daha önce oralardan bir yükselme yapmışız ve oralara aslında geri gelmişiz. Borsa bu hareketleri sever diyeyim. Hani bu yüzden burada buranın altına inmesi gerçekten zor. Hani inerse de zaten burada belki şurada bir böyle bir ufak bir şey var 8500'ler ben hani belki olabilir diyordum yine e, 8500'ün zaten o e, şeyinde duramazsa atıyorum oldu da düştü düş, duramazsa 8000'lere kadar gidebilir tabi ama e, yani ben öyle bir senaryonun gerçekleşeceğini bu aşamada düşünmüyorum tabi ülkedeki değişmeler gelişmeler her zaman değişebiliyor enflasyon verisi çok güzel gelmedi. Ülkede başka karışıklıklar olabiliyor, işte siyasi karışıklıklar olabiliyor, başka savaş vesaire politik, jeopolitik sıkıntılar olabiliyor. Fakat burada baktığımızda tabii bir yukarı yaptık, sonra tekrar bir aşağı geldik. Yani buradan tekrar aslında 8600'leri hafif bir deyip oradan tekrar yukarı da yapabilir. Yani iyi bilançolar da var, hani böyle hepsi de kötü değil bence. Bakalım, izleyip göreceğiz yani. Bu yönleri bulma konusunda yani kain olmak gerekiyor yönün tam olarak nasıl gideceğini bilebilmek için. O yüzden bu anlamda biraz araftayız. Burada şunu söylemek gerekirse hacimlerde bir gerileme olmuştu. Hacimlerin gerilediği ve diplerin görüldüğü bir ortam gerçekten dibin oluşabileceği bir ortam oluşabilir. Şöyle baktığımızda daha önce çok yüksek hacimleri gördük. Oralara çıkmakta herhalde bu faiz ortamında zaman alacak. Biraz daha enflasyonun gerilemesiyle olabilecek bir şey dolar bazlı şöyle bakarsak zaten dolar bazlı hafif bir sekme yaptık. Orada da yani ciddi bir gerileme yaptık. Yine 2,5 dolarlara neredeyse deyip oradan gerileme yaptık. Orada da dipleri gördüğümüz için buradan yine bir hareket olma olasılığı tabii var gibi gözüküyor açıkçası. Sonuçta yakın zamanda 340 dolarları görmüş bir Borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Altın tarafına baktığımızda altının hani biraz böyle iyi bir yükseliş yaptığını gördük biraz bu zamanlarda yataylık görebiliriz gibi geliyor bana. Burada evet Amerika Merkez Bankası yine faiz indirimleri yapacak ama yine de bunun etkilerinin biraz daha sınırlı kalacağını. Çünkü önceden bu fiyat hareketlerinin olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Burada dediğim gibi yani 3100'ler, 3100 ile 3000 arasında bir süre gidebiliriz gibi duruyor. Daha sonrasında zaten hani biraz daha işte 3120'ler hani daha böyle yavaş seyredecek. Yani sonuçta şurada sert bir ivme var. Fakat bunun biraz daha bu şekilde gideceğini düşünüyorum ben açıkçası. Haberlere şöyle bakarsak Amerikan Şirketler Derneği, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendinin neredeyse %10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirtti. Güzel bir haber. Yani Walmart Türkiye'den alımlara başlıyor diye e, haberimiz var. Bu arada Walmart market olarak girmeyecek de daha çok mobilya, işte e, dondurulmuş gıda gibi aslında ürünlerin alımı için bir ofis açıyor. Yani buradan ürünü alıp Amerika'ya götürecek ya da buradan ürün alıp Avrupa'ya dağıtımını yapacak. Biraz daha hani tedarik merkezi olarak gördüğü bir depolama ve tedarik noktası gibi bir başlangıçla yapıyor. Tabi bu başlangıcı yapan daha sonrasında belki ikili görüşmelerle devletle de mağazacılığa da girebilir ama bu çok yakın bir zamanda değil onu söyleyebilirim. Microsoft ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir dosyada 10 Aralık günü yatırımcılarla yapacağı toplantıda eline alınacak konuları paylaştı. Dosya Microsoft'un Bitcoin'e yatırım yapma planlarında gözden geçirdiğini ortaya çıkar çıkardı. Ee, burada da yani şirketlerin artık gerçekten Bitcoin'i ciddi aldığı ve buna yatırım yapmayı da planladığı üzerine Enteresan bir veri. Şunun da haberini vereyim. Bundan herhalde böyle bir 2-3 hafta sonra başlıyoruz. Artık her ay kripto köşesi diye bir program yapmayı planlıyoruz. Orada da kripto alanında kendini bir noktada geliştirmiş ve takip eden ve aynı zamanda belki de kripto tarafından belli şirket sahipleri ve fenomenleri de ağırlayacağımız bir program olacak. Yani kripto tarafında da içerik üretmeye başlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmenin e-devlet üzerinden güvenli bir şekilde hazırlanmasına dair reform niteliğinde hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı. Hizmet kiracılar ve ev için kısa süre içinde devreye alınacak. Bu çok önemli bir şey bence. Bir an önce yapılması gerçekten iyi olur. Çünkü bu tarz özellikle kira sözleşmeleri işte vesaire çok sıkıntılı ilerliyordu. Şimdi bunların dijital ortamda olması belki bazı sorunları da ortadan kaldırabilir. Hem de biraz daha böyle vergi kaçağını önleme yönelik güzel bir çalışma bence. Türkiye Cumhuriyeti sektörel enflasyon beklentileri anketine göre hane halkının enflasyon beklentisi son iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Yani hane halkına biraz enflasyon geriliyor mu düşüncesi oluşmaya başlamış gibi gözüküyor gelen verilerden. Fakat İTO verisi geldi. Ondan da bahsedeyim. Mesela İTO verisinde enflasyon yüksek geldi. Şimdi tabii haftaya tüfe verisini göreceğiz. Yani bizim enflasyon TÜİN enflasyonu göreceğiz. Burada da çok böyle parlak bir beklenti yok açıkçası. O yüzden biraz sıkıntılı gözüküyor piyasalar ve ekonomi tarafı diyebilirim. Alman otomobil üreticisi Volkswagen Almanya'daki en az 3 fabrikasını kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmalar yapmayı planlıyor. Bu da Bence önemli bir haber çünkü dünyanın e, geleceğin nereye doğru gittiğini göstermeye yönelik bir haber. Burada da e, Volkswagen Çin'le yarışmakta zorlanıyor ve artık fabrikalarını kapatmaya, işten çıkarmalara başladılar aslında ya da düşünüyorlar. O yüzden burada mesela Türkiye'deki işte doğuş otomotiv işte belki fiyat tarafındaki topaş e, sıkıntılar yaşayabilir. Ford tarafı biraz daha ihracat ve hafif ticari odaklı olduğu için şu anda hani böyle ilk yakın vadede belki onda bir sıkıntı olmamasına rağmen diğer şirketlerde sıkıntılar görülebilir. Böyle de bir durum var. S&P Ratings Türkiye'nin kredi notunu bir kadem artırarak B artıdan BB eksiye yükseltti. Artık biraz daha hani iyi seviyelere geldik ama görünümü pozitiften durağına düştü, düşürdü. Fitch'teki gibi. Yani şöyle diyeyim. Kredi derecelendirme kuruluşları biraz daha somut bir şeyler görmek istiyor. Ne görmek istiyor? Siyasi iklimin belki sakin olduğu, jeopolitik jeopolitik iklimin belki daha sakin olduğu, rezervlerin daha fazla olduğu, işte KKM'nin bittiği, enflasyonun biraz daha gerilemeye başladığını ve burada artık belki bir düzgün maliye politikalarının işlevinin artmasıyla ülkenin, Ekonomik refahının daha kontrol edilebilir yere gelmesi için bir takım çalışmalar bekliyorlar. Aslında bu biraz uyarı gibi bir şey yani. Artık biraz daha farklı şeyler, biraz daha işe yarayabilecek şeyler üzerinde de odaklanmamız gerekiyor gibi bir uyarı aslında global şirketlerden. E, ee, tabii not arttırma olması iyi bizim için. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa vadeli mevduatla fonlarda uygulanan stopaj oranları arttırıldı. Aslında işte %50 olan faiz bir, an, bir anlamda işte %47.5'a geriledi gibi oldu. Yani bir örtülü faiz indirimi olarak bakılabilir burada. Burada da stopaj oranı daha yüksek olacak. Yani alınan vergi daha yüksek olacak e, bu tarafta. E, finansal okuryazarlığın artmasıyla ben de hep zaten söylüyordum anlatmaya çalışıyordum. Para, para piyasası fonlarına olan ilgi artmış. Para piyası fonları ilk kez 1 trilyon liraya aşarak 1 trilyon 38 milyar liraya ulaşmış. Yılbaşından bu yana fonlara 9 milyar liraya yakın bir giriş gerçekleşmiş. Yani günlük olarak tabi paranızın değerlenmesi çok daha faydalı oluyor. 30 gün beklemektense bu anlamda para piyasalarını zaten her zaman söylüyoruz. Evet radara gelelim. Radar tarafına baktığımızda bizim optimum radarımızı koyduğumuzda ee, bu şirketler karşımıza çıkıyor. Tabi son çeyrek bilançoları gelmeyen şirketlerimiz bulunuyor buradan. Ama yine de buradaki şirketleri incelemeye, e, takip etmeye devam ediyoruz. Burada başı çeken zaten gayrimenkul şirketleri var. Bu üçü de bu arada aylık hisselerde galiba sanırım vardı ikisi var. Bir bakmak lazım. Yani çoğunlukla yine de fiyat kazanç oranı düşük olan şirketlerden gittik gibi oldu. Ee, ulusal factoring zaten beğeniyorduk. Geçen ayda vardı. Ee, bu ayda hatta pozitif şey yapan şirketlerimizden de. Bu ayda muhtemelen koyu olacağız. Buradaki şirketleri tabi siz de inceleyebilirsiniz. Yani bu benim hani radarıma göre çıkan şirketler, buradaki şirketler hani iyi olan işleri iyi olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. Ama yine siz de inceleyebilirsiniz. Horozun altında da Mie Teknoloji ve Grain Türk'te Çelebi var. Burada yine Enka İnşaatı da bayağı beğeniyorum. Bu ayda koyduk zaten. Biraz daha filtreleri arttırdığımızda. Burada da 20 ise karşımıza çıkıyor. All-in dediğimizde orada da bu şirketler karşımıza çıkıyor. Petun'un da bilançosu fena gelmemişti. Ama orada işte son çeyrek bilançosu daha merak ettiğim bir mevzu Petun tarafında. Orada da bu şirketler karşımıza çıkıyor. Yine Horoz'un altında Mine Teknoloji ve Grain Türk var. Bu şirketleri de inceleyebilirsiniz. Burada da daha fazla filtrenin olduğu bir radar. Yeni iş ilişkilerine şöyle göz atarsak. Burada... Ee, yüksek oranda hani böyle çok var mı diye bakıyorum. İşte Aselsan'ın e, bu ara böyle çok 2-3 e, tane iş ilişkisi vardı. Hani ama cirosun oranı çok da yüksek değil yani %2. İşte %0.36, %2 gibi. Şöyle baktığımda işte Sanika'nın bir %8.91 ciosunu eden bir e, aldığı iş varmış. Ecosun yine %43 etki eden bir işi varmış. E, burada da son haftalarda böyle iş alımları var. Geri alımlara baktığımızda bir maç geri alım yapıyor. Burada ciddi bir şekilde e, onu görüyoruz. E, bir maç da güzel bir şirket o anlamda. E, Lokman Ekim güzel bir şirket zaten beğeniyoruz. Ara ara bir yerlere de koyuyoruz hisselere vesaire. Orada da bir geri alım var. Ee, yine baktığımda Lokman Ekim ve bir maçla 31 Ekim. Yani son günlerde de bu geri alımlar var. Son videoları izlemediyseniz onlara bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle yurt dışına yatırım yapmayı düşünüyorsanız yurt dışında işte hisse analizi nasıl yapılır onun üzerine çektiğim bir video vardı. Bir de yurt dışından nasıl hisse alınır videosu var zaten. O da oynatma listelerinde. Şurada e, borsa eğitimi Oynatma listesinde görebilirsiniz. Burada tüm videoları, eğitim videolarını görebilirsiniz. Yine burada şirketlerin yatırım planlarını konuştuğum, birinci bölümünü çektiğim bir videomuz var. Oraya, oraya da bakmanız faydalı olabilir. Şirketler hakkında güzel bilgiler var. Hedef fiyat tarafına şöyle bir bakarsak. Hedef fiyat tarafında bakıyorum böyle ilgimi çeken hedef fiyatlar olmuş mu diye. Aselsan'a bir hedef fiyat gelmiş ata yatırımdan. %44 beklenti var. Türk Hava Yolları için %47 potansiyel gördüğü bir hedef fiyat şeyi var. Yine bir Pegasus için %36 görmüş ata yatırım. Tüpraş için %61 görmüş. Şişecam için %41 görmüş. Aksen için %83 görmüş. İnşallah bu oranlar güzel bir şekilde yerine gelir diyeyim. Yani güzel oranlar var burada şöyle bakıyorum ilgimi çekenler. Aksa için yüzde 41 e, görmüş. Biraz da hani kendi bilgi birikimimle de filtrelemelerimden de geçirip bakıyorum. E, çünkü hani burada hani ne kadar aracı kurumlar belli raporlar açıklasa da bazı şirketlerde bazı değişkenler dolayısıyla benim hiç mesela cazip bulmadığım durumlarda olabiliyor. Zaten bunları da her defasında söylüyorum. Şöyle baktığımda Brise için güzel raporlar gelmiş ama mesela son bilançosu güzel değil. Mesela en basitinden en e, örnek olarak bu. Ya da işte Topaş tarafında belli riskler var ya da mesela Şok Market tarafında belli sıkıntılar var. Ya bunlar ne kadar aracı kurumlar çok pozitif baksa da sıkıntıların devam ettiği şeyler. O yüzden ben de böyle bunları Göz ardı edemiyorum. Şöyle bakıyorum yine 3. sayfaya da bakalım burada hangi şirketler var diye. Astor için %42 gibi potansiyel görmüş Ahlatçı. Normalde iyi bir şirket fakat sadece patron satışından dolayı biraz ilgiyi kaybeden bir şirket oldu. Orada da aslında bilen çok güzel geliyor şirkette iyi bir potansiyel görmüş. Ak Yatırım'ın e, yine benimle ortak olduğu Ak Yatırım herhalde beni seviyor ya da ben Ak Yatırım'da ortak bir görüşe sahibim. Oradaki yöneticilerle Avrupa Gayrimenkul'de %50 bir potansiyel görülmüş. Aksa tarafında Deniz Yatırım'ın %50 potansiyeli var gördü. Ee, mesela VSP tarafında da iyi potansiyeller var ama onu da bilançosu bence zayıf. Yine o, o şekilde düşünüyorum. İşte mesela Anadolu yat tarafını beğeniyorum. Deniz yatırım orada da güzel bir potansiyel görmüş. Ee, deniz yatırımda da e, bazı konularda fena değiliz. Oyak Yatırım mesela Anadolu yat tarafını %64 bir potansiyel görmüş. Şöyle son baktığımda var mı diye bakıyorum başka. Evet bu şekilde. Yani tabii düşük görülen raporlar da var. Mesela yapı kredi düşük e, daha düşük bir hedef fiyat vermiş vesaire vesaire. E, bunlar da e, var yani. Evet gelelim. Kasım ayı hisselerine burada tek tek ilerlemeye çalışacağız. Ee, i̇lk hissemiz Avrupa Gayrimenkul zaten beğendiğimi hep söylüyordum. Şimdi biraz daha hisse bazlı e, göstermemi istemişti birkaç arkadaşımız. Onu tek tek göstereceğim yani seçtiğimiz hisseleri neden seçtiğimi hızlıca göstermeye çalışacağım. Ee, burada güzel bilançolar gelmişti zaten. Son çeyrek evet 76 milyon kar geldi ama yıllıkta baktığımızda aslında çok iyi bir kar var hala. 9 milyar gibi bir kar var. Ve son çeyrekte de hani bir değerlemeler vesaire geldiğinde burada çok yine güzel belki karlık görebiliriz. Burada net borçta da kasada da çok güzel bir para var. Şöyle baktığımda işte esas faaliyet karı mesela Fabrik Ciro çok güzel artmış. Biraz böyle portföye bakmak istersek aslında her alanda çok büyük bir iş yapan bir şirket. İşte turizm alanında Sivis Hotel, Movenpick. Radisson var. AVM tarafında Forum Trabzon Arena Park, Harmony Park varmış. İşte diğer ticari gayrimenkulleri var. Şunlar gibi. Burada da gözüküyor. Yani oldukça Fazla gerçekten varlığı olan bir şirket. Şöyle devam eden projelerde de Avrupa konutları Şişli ile Fezapark villaları diye bir projesi varmış. Tabi yeni projelerde olabilir. Ama bilançosu da güzel. O yüzden aylık sere ekliyorum. Çimsa'yı ekledim. Çimsa'nın da bilançosu bence çok güzel geldi. Ve çimento sektörünün geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum ben gayrimenkulle beraber. Çünkü faizler gerilemeye başladığında hem çimento hem gayrimenkul bir noktada prim yapacak ve yani çok böyle süper iyi bir dönem olmamasına rağmen hem dünyada hem Türkiye'de çok güzel ciro ve karlılık açıklayan bir şirket şu anda Çimsa. Fiyat kazançı 7-10 işte son çeyrek 1 1.1 milyar kar var. Hani son çeyrekte böyle aşırı büyük bir zarar yazmadığı sürece güzel bir kar yazarsa yine gerçekten çok daha uyguna da gelebilir. Fakat şirketin yani son mesela işte net borcu da %39 azalmış mesela. Evet finansal borçları çok artmış ama burada net borcun da azalmış olmasını yani dikkate alıyorum ben açıkçası. Toplam varlıkları mesela çok artmış. Burada sürekli şirket alımları veya yatırımları vesaire de olabiliyor hiçim Hatta işte yatırım planlayan şirketler videosunda da Çimsa üzerine de bayağı konuştuk. Orada yatırımlarını inceledik. Ona da bakabilirsiniz. O yüzden Çimsa'yı ekledim diyebilirim. Burada Enka'yı ekledim. Kasım hisselerini. Enka'yı zaten çok beğeniyorum. Bilançosunu zaten güzel gelmişti. İnşallah yine güzel gelir 3. ve 4. çeyrekte de ama şu anda işleri bence güzel gidiyor. Zaten çok büyük projeleri olan bir şirket. Yani dünyada işler yapan bir şirket. İşte dünyada paranın biraz daha faizlerinin gerilemesiyle orada da biraz fırsatlar olabilir diye düşünüyorum açıkçası iyi de bir temettü dağıtıyor genel olarak zaten ben çok temettü dağıtmayan şirketlere şey yapmıyorum yani yatırım portföyümü almıyorum diyebilirim katılım tarafına da aksayı koydum orada da bir yeni şey satın alım vardı hem de güzel bir ne denir şirket genel olarak ee, tabii Enka katılım tarafında olmadığı için Enka'yı oraya eklemedik. Gürsel e ekledim. Ee, bilanço'su güzel gidiyor. Şöyle bakarsak o tarafa da. Yani Bilanço'su e, şu anda üçüncü çeyrek daha gelmedi ama ilk iki çeyrek yine güzel geldi. Evet Giro ve Falk'te biraz gerilemeler var ama şirketin e, işleri güzel gidiyor şu anda. E, üçüncü ve dördüncü çeyreği de takip edeceğiz. Yine de Gürsel'i e eklemek istedim. Burada zaten servis taşımacılığı yapan bir şirket Gürsel'de. Reysaş Gayrimenkul'ü ekledim. Ee, orada da e, beğendiğim bir şirket bu aralar e, depoculuk yapan bir şirket aslında depolama sistemi ya kiralıyor ya belki yapıp bir şeyler yapıyor İşte gez kuruyor vesaire. Burada çalışmaları var zaten bunları inceleyebilirsiniz. Burada zaten hem depolama alanlarını neymişlerini vesaire gösteriyor. Depo işinin de e, geleceğinin parlak olduğunu düşündüğüm için e, mantıklı buluyorum. Reiseş'in de bilançosuna şöyle bir bakalım hatta. E, onun da bile son çeyrek bilançosu da gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yok daha gelmemiş. Onu da 2 çeyrek bilen bilançosu çok güzeldi. İnşallah 3. ve 4. çeyrekte güzel gelir. Hem Ciro'da hem Favik'te hem Karlık'ta güzel ee, karlık var. Şey var. E, yükselmeler var. Zaten piyasa deri defter deri 0.65. O anlamda da iyi. Bir şeyimizi daha açalım. Hatta şunları kapayalım. Şöyle yapalım. Daha e, izlenebilir olur belki videomuz. <laughs> Öyle diyeyim. Şunu da şöyle yaparsak e, buradan sıfırla diyelim. Pegasus'u ekledim. Pegasus zaten yani bir şeyini genel olarak şirketin işlerini beğeniyorum. Şimdi 3. aylık gelecek. Bakalım güçlü gelmesi bekleniyor. E, orayı takip ediyor olacağız ama e, yolcu seyirlerine baktığımızda iyi büyümeler var Pegasus tarafında. Zaten e, havayolu taşımacılığı yapan bir şirket herkesin bildiği üzere. E, burada bir sonrakini Anadolu Efes olarak seçtim. Anadolu Efes e, tabii katılım tarafına uymadığı için orada Türk Hava Yolları'nı seçtim. Anadolu Efes'e de bir bedelsiz hikayesi var. O yüzden açıkçası hoşuma gitti ve zaten hani şirket genel olarak böyle çok pahalı bir şirkette olduğunu düşünmüyorum. Evet ilk içi, ilk içerik biraz daha düşen bilançolar vardı ama yine de iyi kar ediyor, iyi ciro ve FAVÖK görüyorum ben açıkçası. Fiyat kazanç zaten şu anda geri yani çok e, yüksek değil evet. Biraz karlılıkta dediğim gibi gerileme vesaire var ama şirket aynı zamanda net borçta da e, güzel e, e, eksiye yani şey yapmış, azaltmış net borcunu da. E, dediğim gibi burada da bir bedelsiz hikayesi olduğu için e, Açısı benim e, hoşuma gitti ve eklemek istedim. E, Türk Havalar'ın zaten yine Pegasus'la aynı sebeplerden beğeniyorum ve ekledim diyebilirim. Ulusal Faktöringi çok beğeniyorum. Bu da zaten e, birkaç aydır yani ya da uzun süredir takip edenler be e, bilir. Ulusal Faktöringin verileri çok güzel geliyor. Yani Faktöring şirketinin verileri güzel geliyor. Finansal kiralama Faktöring. Bunların arasında da en beğendiğim ulusal Faktöring olduğu için onu koydum. Tabi burada katılım tarafına olmuyor. E, orada da yine bilen iyi gelen bantoşu koydum. E, onlara da şöyle bir bakarım. Ulusal Faktöringin son İkinci çeyrek karı da çok güzel geldi. Üçüncü çeyrekte de güzel bir kar bekliyoruz. E, FK 2.46. Piyasa değeri defter değeri de e, 1.51. Şöyle bir Bantaş'a da bakalım. Yani ikisinin de bilançosu güzel geldi. Bantaş bir daha küçük bir şirket. Hani sonuçta her türlü riski her zaman barındıran bir şirket. E, daha önce birçok şirkette gördüğümüz gibi bir anda Concordata ilan eden şirketler oldu. Ama burada da karlılığı güzel. Cirosu güzel. Yani bu kötü ortamlarda iyi şirketlere iyi sahip çıkmak gerekiyor bence. Ee, devam ettiğimiz Anadolu Hayat'ı koydum. Anadolu yatın e, karşılığı olmadığı için Sasa'yı koydum o tarafa. Ee, Sasa'nın da artık yani yatırımların hayata geçmesiyle güzel karlar edebileceğini düşünüyorum. O yüzden orada da uygun bulmaya başladım söyleyebilirim. Anadolu Hayat tarafında da zaten e, yani sigortacılık tarafı, bireysel emeklilik tarafı her zaman beğendiğim bir taraf. Anadolu Hayat da bunların arasında beğendiğim bir şirket. 776 da son çeyrekte kar açıklamış. Orada da Anadolu Hayat'ı koydum diyebilirim. Zaten düzenli temettü veren bir şirket. E, Sasa tabii temettü vermiyor ama hani sonuçta yeni yatırımlar hayata geçen ve işte belki e, borçların borçlarının azalma hikayesiyle ileriki zamanlarda belki temettü verebilecek bir şirkete de dönüşebilir sonuçta zaten bu arada yani konuştuğumuz çoğu şirket temettü veren şirketler Pagyo'da bunlara dahil. Şimdi Pagyo mesela küçük bir şirket. Yani gerçekten böyle müthiş büyümeler görmeyebiliriz ama düzenli olarak nakit yaratan bir şirket olarak ben bu aralar seviyorum ve gayrimenkul tarafının genel sektörü olan Hani pozitifliğim dolayısıyla Pagyo'yu da hoşuma gitti. Şöyle bakarsanız 2021 yılından itibaren hatta 2019, 2018 ya düzenli olarak 2014'ten beri çok iyi temettü dağıtıyor ve çok hoşuma gitti benim bu. Hani şirketin evet çok büyük bir varlığı yok. Yani Panora Gayrimenkul, Panora AVM'ye sahip. Bunun işletmesini vesaire yapıyor ama şirketin düzenli olarak temettü dağıtması benim hoşuma gitti. Bununla beraber baktığınızda piyasa değeri, defter değeri de düşük ve gayrimenkullere bir ilgi geldiğinde de burada açıkçası iyi bir şey olabilir diye düşünüyorum. İlgi olabilir ve işte belki yeni gelen gayrimenkul yasıyla vergilerden istisna olabilmek için burada belki dağıtacağım temettü oranları da ciddi artabilir. E, Pagyo'nun diye düşündüm açıkçası bakalım tabi takip ediyor olacağız son şirketimiz neymiş ona da bakalım hemen Vakko, Vakko'yu tekrar ekledim ya Vakko'yu ben e, gerçekten üz üzüldüm yani şöyle üzüldüm ya bence güzel bir şirket ve e, yani bu kadar ne denir değersiz görülmesini ben anlamıyorum yani çok düştü 150 liralardan düştü e, Ciro'ya baktığımızda %10'luk bir Ciro büyümesi var ve hani tekstilin kan ağladığı, genel ticaretin kan ağladığı bir dönemde ciro büyümesi %10. Evet net dönem karı düştü, geriledi ama şirketin ben yani yine de işlerini beğeniyorum. Mesela Favök burada %11 azalmış sadece. Ve şöyle baktığımda işte finansal borçları azaltmış, net borç biraz artmış ama işte öz kaynaklar biraz azalmış. Yani çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum burada açıkçası ve fiyatı zaten çoğuna 6.05. Fiili dolaşma oranında düşük bir şirket. Açıkçası ben burada işlerin düzeldiği dönemde gerçekten tekrar... Eski yerlerine gidebileceğini düşünüyorum ve Vakku'yu beğeniyorum yani e, yalan söylemeyeyim çünkü burada mesela 2018'den itibaren de hiç aralıksız çok iyi de temettü dağıtan bir şirket İşler, inşallah işleri bozulmaz ve ben de hani yatırım yapmaya devam ederim muhtemelen. Ee, ve hani temettüsünü almaya devam edelim. Sonuçta temettü burada e, bizleri emekli edecek şeydir diyebilirim. Evet şirketler bu şekilde. Bunu zaten tablo olarak da birkaç güne Excel'i güncellerim açıklamadaki. Önümüzdeki günlerde aynı zamanda Investing Pro'yu inceleyeceğim. Onun da haberini vereyim. Investing Pro'yla da bir işbirliği içerisine girebiliriz. Orada da Investing Pro üyesi olmayanlara, olmak isteyenlere bir indirim olabilir. Aynı zamanda beni de her hafta izlemek istiyorsanız ve haftalıkta işte bazı şirketlere konuştuğumuz, haberleri konuştuğumuz videolara erişmek istiyorsanız katıl tarafından üye olabilirsiniz. Orada da hız kesmeden e, videoları videolara devam ediyoruz. Hatta oraya birkaç özel e, videoda yapabilirim önümüzdeki günlerde. Evet e, genel olarak bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmediyseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda da beni desteklerseniz çok çok değerli. Abone değilseniz de lütfen aboneliğinizi bekliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Borsaya kalın dostlar.